anlatılsın konular, gelsin bütün sorular. Anlatılsın konular, gelsin bütün sorular. İyice dinleyelim, gelsin doğru cevaplar. İyice dinleyelim, gelsin doğru cevaplar. Birlikte yarışalım, bilgiyi paylaşalım. Birlikte yarışalım, bilgiyi paylaşalım. Dikkatlice dinleyip başarıya koşalım. Dinlemeyi, öğrenmeyi ve yarışmayı sevenlerin programına hoş geldiniz arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarında Dinle Konuyu, Bil Soruyu yarışma programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Stüdyomuzda birbirinden değerli arkadaşlarımız var. Önce onları tanıyalım, sonra yarışmaya başlayalım. Tuana Urvay, 11 yaşında, 5. sınıfa gidiyor. Büyüyünce öğretmen olmak istiyor. Eymen Uslu, 8 yaşında, 2. sınıfa gidiyor. Büyüyünce polis olmak istiyor. Zümra Uslu, 10 yaşında, 5. sınıfa gidiyor. Büyüyünce doktor olmak istiyor. Zeynep Pınar, 8 yaşında, 2. sınıfa gidiyor. Büyüyünce ana sınıfı öğretmeni olmak istiyor. Mavi Masa'da Zümra ve Zeynep bugün bizimle yarışacaklar. Zümracığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim Zümracığım. Seni gördüğüme çok sevindim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Zeynep'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim Zeynep. Sana da başarılar diliyorum. Harika bir yarışma olacak inşallah. Evet, karşı masaya geçtim. Sarı Masa'da Tuana var. Tuanacığım hoş geldin. Hoş bulduk, siz nasılsınız? İyi misin Tuanacığım? Evet. Allah iyilikler versin. Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Ve yarışmacı arkadaşın Eymen. Eymen'cim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Eymen? Çok iyiyim. Çok iyisin. Harikasın. Hazırsın yarışmaya? Çok hazırım. Hazırsın. Biraz da heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Çok mu? Evet. Hadi şimdi günün konusunu dinleyeceğiz. O sırada da heyecanımız biraz dağılacak zaten. Evet, ekranları başında bizimle birlikte yarışacak olan, bizi izleyen değerli çocuklar, sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz yarışmamızda 3 tane sorumuz günün konusuna bağlı olarak çıkıyor. Sonra bir genel kültür sorusu, bir tane de bilmece sorusu soruyorum. Arkadaşlarımız da eğer hazırlarsa, sizler de hazırsınız, günün konusu gelsin mi? Hadi günün konusuna bağlanalım ve bakalım bugün bize arkadaşımız nelerden bahsedecek. Hac namazlarımızı kılarken yöneldiğimiz Kabe'yi ve çevresindeki kutsal yerleri ziyaret, orada Allah'a ibadet ve dua etmektir. Müslümanlar yılın belirli günlerinde dünyanın her ülkesinden Kabe'ye gelirler. İhram denilen özel kıyafetlerini giyer, Kabe'yi tavaf ederler. Arafat'a çıkarlar, kurban keserler, şeytan taşlarlar. Böylece hacı olurlar. Kadın erkek bütün Müslümanlar hac sayesinde Mekke'de buluşurlar. Birlikte namaz kılar, Kur'an okurlar. Böylece aralarındaki kardeşlik ve samimiyet bağları güçlenir. Hac ibadetini yapmak üzere Kabe'yi ziyaret edenler, aynı zamanda sevgili Peygamberimizin doğup büyüdüğü, İslam'ın dünyaya yayıldığı kutsal yerleri görürler. Ayrıca Peygamberimizin Medine'deki kabrini ve mescidini de ziyaret ederler. Umre ibadeti de hac gibi Kabe'yi ziyaret etmektir. Ancak hac sadece yılın belirli günlerinde, umre ise her zaman yapılabilir. Arkadaşımız bize hacdan bahsetti, kutsal yolculuktan bahsetti. Hac konusunda bize neler söyledi, aklınızda neler kaldı Zümracığım? Hacca gitmemiz gerekiyor ve orada orayı ziyaret edip onun etrafında dönmemiz gerekiyor. Hac ibadetinin bu şekilde yapıldığından, evet. Hacca gidip neyin etrafında dönüyormuşuz hacda? Kabe. Kabe'nin, evet Tuanacığım, Kabe'nin etrafında dönüyormuşuz. Böylece Kabe ziyareti yapıyor, hacı oluyormuşuz. Başka neler söyledi? İbadet yapmamız gerektiğini, ibadetin orada yapılacağını. Hac ibadetinin orada yapılacağını.
hac ibadetini yapanların hacı olacağını, sonra orada hangi görevlerin yapılacağını söyledi. Mesela dedi ki Müslümanlar yılın belirli günlerinde, hani Ramazan ayı ve Ramazan bayramı bittikten sonra yavaş yavaş heyecanla bekleriz. Artık evet. Hac mevsimi yaklaşıyordur. Ya hacca gidecek olanlar hazırlıklarını yapmaya başlarlar. Bu sene bana hac çıktı mı çıkmadı mı diye konuşmalar yapılmaya başlar etrafımızda. Duyarsınız büyüklerinizden, bu sene bana hac çıktı, kutsal yolculuğa hazırlanıyorum derler, değil mi? Gidince ne yapacaklar? Dünyanın her yerinden Müslümanlarla Kabe'de buluşacaklar. İhram kıyafetlerini giyecekler, ihrama girecekler, Kabe'yi tavaf edecekler, Arafat'a çıkacaklar, sonra Arafat'ta bir süre duracak, yani vakfe yapacaklar, kurban kesecekler, şeytanı taşlayacaklar ve böylece hacı olmuş olacaklar inşallah. Allah herkese nasip etsin hacca gitmeyi, bu güzel kutsal ibadeti yapmayı. Güzel. Çok güzel bir ibadet. Sonra bütün Müslümanlar hac mevsiminde Mekke'de buluşurlar dedi arkadaşımız. Beraber namaz kılar, beraber oruç, beraber Kabe'yi ziyaret ederler, Kur'an okurlar ve böylece aralarındaki kardeşlik ve samimiyet bağları güçlenir. Düşünsenize, yanınızda dünyanın bambaşka bir ülkesinden bir insan var. Öbür tarafınızda bir başkası var ama aynı yerde Kabe'ye yönelerek omuz omuza namaza duruyoruz ve ibadet ediyoruz. Ne için? Allah için. Allah'a yakınlaşmak için. Allah'a yakınlaşmak için. Aynı zamanda Kabe'yi ziyaret edenler nereyi görmüş olurlar dedi arkadaşımız. Sevgili Peygamberimizin doğup büyüdüğü, İslam'ın yayıldığı kutsal şehir Mekke'yi görmüş olurlar. Sonra sadece bununla da kalmaz. Tabii ki Mekke'den de Medine'ye gideriz ve orada Peygamber Efendimizin kabri şerifi var. Onu ziyaret ederiz. Evet, umre ibadeti de hac gibi Kabe'yi ziyaret etmektir diye de ekledi arkadaşımız. Çok teşekkür ediyoruz verdiği bu güzel bilgiler için. Böyle ufak bir tekrar yaptık. Zümra'cığım, heyecan geçti mi? Hayır, daha geçemedim. Hala geçmedi mi? Herhalde ilk soruya doğru cevap verdiğin anda heyecan dağılmaya başlayacak. Soruları merak ediyor arkadaşlar. Siz de merak ediyorsunuz eminim ki. Hadi o zaman daha fazla beklemeden sorularımıza geçelim. Gelsin birinci soru. Hac vazifesini yapanlara yine H harfiyle başlayan ne denir? Hemen yazıyorsunuz. Aranızda istişare edebilirsiniz. Hac vazifesini yapana H ile başlayan ne denir? Hac görevini yapana. Hacca gidenlere ne denir? Hanife. Hanife. Değil. Bir şeyle karıştırdınız. Aradığımız cevap bu değildi. Şöyle bir hak daha vereceğim size. Hacca gittik, hac ibadetimizi yaptık. Döndüğümüzde mesela işte bu dede hacca gitti. Ne oldu diyorlar? Evet, karımızı düşündü. Cevabı da buldu. Hemen bakalım. Hacca. Hacı. Nedir cevabınız? Hacı. Hacı cevabını arıyorduk. Teşekkür ediyoruz. İlk soruda heyecandan böyle şeyler olabilir tabii ki. Alkışlar sarı masaya geldi. Bu soruda mavi masaya puan veremedik ama sorularımız devam edecek. Şimdi biraz daha heyecanımız dağılsın. Evet. Tuana'cığım, doğru cevabı verdiniz. Hacca gidene hacı denir dediniz. Etrafınızda hacı teyzeler, hacı dedeler evet. Var mı? Yani bize... Var mı Eymen? Yani dedemiz falan yok ama tanıdığımız... Benim anneannem gitmiş herhalde, anlatıyordu çünkü. Anneannen anlatıyor oralara gittiğini. Nasıl anlattığını hatırlıyor musun? Nelerden? Yani böyle yani çok güzelmiş hocam. Böyle gitmişler Mekke'ye ve hacca gitmiş herhalde hocam. Büyük anneannemle gitmişler hocam. Böyle gezmişler hocam yani böyle işte. Orada ibadetlerini yani yapmışlar. Benim arkadaşımın anneleri, babaları falan. Etrafında hacılar var yani. Evet. Gördün, hac ibadetini yapmışlar. Buradan yola çıkmışlar. Uçakla 3-4 saatlik bir yolculuk yaptığımızda zaten dünyanın en kutsal şehri Mekke'ye varmış oluyoruz. Haccın farzları var. Yani mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Bazı hükümleri ve kuralları var. Eğer onları yaparsak hacı oluyoruz. Bir tanesini demin konudan ne anladınız dediğimde Zümra söylemişti. Oraya gidince Kabe'yi ziyaret ederler. Kabe'nin etrafında dedi. Öyle mi Zümra? Evet. Kabe'yi ziyaret etmek haccın farzlarından o zaman. Haccın farzlarının içerisinde niyet ediyoruz. İbadet. İşte ihrama giriyoruz, niyet ediyoruz. Sonra Kabe'yi tavaf ediyoruz. Etrafında kaç kere döneriz? Evet. Biliyor musunuz? Altı.
Bir tane daha söyle. 7. 7 kere döneriz ve böylece Kabe'yi tavaf etmiş oluruz. Sonra dua ederiz, namaz kılarız ve Arafat denilen bir tepeye gideriz. Hiç duydunuz mu? Arafat tepesine gider, orada bir müddet dururuz. Buna vakfe yapmak, yani durmak. Arafat'ta durmak denir. Bu da haccın farzlarından. Hacca giden kişinin mutlaka Arafat'a gidip o tepede bir müddet durması, beklemesi gerekiyor. Bir de bir şey soracağım, bakalım siz biliyor musunuz? Hacca gidenler böyle yolculuk yaparken falan giderken böyle ilahi gibi bir şey söylerler devamlı. Böyle lebbeyk diye başlıyor. Hiç duydun mu? Ben duymuştum ama. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Evet, hatırladım. Lebbeyk elâ şerîke leke lebbeyk, innel hamde ven nimete leke vel mülk lâ şerîke lek. Buyur Allah'ım buyur diyor. Her giden hacı ben geldim diyor. Buyur, emret, emrindeyim. Senden başka ilah yoktur diyor. Evet, hacdan bahsettik. Biraz da heyecanların dağıldığını düşünüyorum artık. Ve hazırsanız ikinci soruya geçelim mi? Geçelim. Arkadaşlarımız da hazır. İkinci soruyu soruyorum. Kadın erkek bütün Müslümanlar hac sayesinde Kabe'nin de bulunduğu hangi şehirde buluşurlar? Kabe hangi şehirdeymiş? Her iki masamız da yazdı ama sarı masa zili ilk önce çaldı. Söz hakkı sizde Tuana. Mekke. Mekke. Mavi masa ne yazdınız bakalım? Mekke. Mekke. Alkışlar ve puan sarı masaya. Mekke dediniz, doğru cevabı verdiniz. Her iki masamıza da teşekkür ediyorum. Pekala, Mekke'den bahsettik. Kabe'nin de içinde olduğundan bahsettik. Evet. Mekke-i Mükerreme diyoruz. Yani bizim kutsal şehrimiz olduğunu, bütün Müslümanların kutsal şehri olduğunu söylüyoruz. Mekke nasıl bir şehirdir? Hayalinizde hiç böyle bir Mekke fotoğrafı var mı? Çok güzel, yani böyle güzel olan bahçelerin falan olduğu bir yer. Ne bahçeleri acaba? Gül. Başka bir şey düşün, böyle yenilen, içinde bir tane çekirdeği olan tatlı bir şey, Ramazan'da iftar sofralarında olur. Hurma. Hurma bahçelerinin olduğu bir şehir diyorsun. Evet, peki başka Mekke hakkında aklınıza ne geliyor Zümra'cığım? Hocam orada böyle bir küçük ev gibi bir yer oluyor. Hocam oraya gelen kişiler orada namaz kılıyor. İşte oranın adı ne? Kabe. Değil mi? Kabe. Kabe kimin evi? Allah'ın. Allah'ın evi. Diğer bir adı ne? Beytullah. Beytullah. Beyt ev demek, Beytullah Allah'ın evi demek. Ona dönerek namaz kılınıyor. Peki beş vakit namazı nerede kılıyoruz Zümra'cığım? Kabe. Zeynep söylemek istiyor. Camide. Camide. Evde de kılabiliyor muyuz? Evet. Kılıyoruz. Peki nereye dönerek kılıyoruz? Nerede olursak olalım? Kabe'ye. Kabe'ye. Neresi? Mekke. Kabe. İşte Mekke'de ne varmış? Bizim kıblemiz olan Kabe varmış. Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin namaz kılmak için nereye yönelirsiniz? Kabe. Kabe. Kabe'ye yönelirsiniz. Kabe'ye i̇şte döneriz. Mekke. Kabe bizim neyimiz oluyordu? Secdemiz oluyordu. Kabe kıblemiz. Kıblem. Kıblemiz. Secde yaptığımız, yöneldiğimiz zaman kıblemiz olan Kabe'ye dönüyoruz. Teşekkür ederim. Arabistan, Mekke'nin içinde bulunduğu ülke. Oraya da Hicaz bölgesi diyoruz. Mekke dağlık bir şehir. Böyle gidince bir bakıyorsunuz her taraf dağ, her taraf kaya. Etraf dağlık. Yani böyle işte Türkiye'deki bir Karadeniz gibi, işte bizim köylerimiz gibi yemyeşil köylerin olduğu, ağaçların olduğu bir yer değil. Ama çok bereketli. Allah Mekke'ye neyle zenginlik ve bereket vermiş biliyor musunuz? Ticaretle. Hani yani hep... Kureyş suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Li'ilâfi diye başlıyor. Bilen var mı? Hiç ezberlediniz mi? Yaz Kur'an kurslarında falan. Tamam. Li'ilâfi Kureyş diye başlıyor. Unuttun. İşte o Kureyş suresinde de Allah oraya zenginlik verdiğinden bahseder. Neyle zenginlik vermiş? Yolculuk, ticaret kervanları ve ticaretle zenginlik vermiş. Böyle zengin bir şehir. Ve çok önemli bir şey daha söyleyeyim mi? Ekranları başındaki arkadaşlar. Mekke... Dağlık bir şehirdir. Evet. İşte ticaretle zenginleşmiştir dedik ama başka bir önemi var. Peygamberin doğduğu şehirdir. Sevgili Peygamberimiz nerede doğmuştur? Mekke'de. Mekke'de. Hangi yılda?
571. 571'de bir güneş gibi doğmuştur sevgili peygamberimiz. İlahi. Kur'an-ı Kerim nerede indirilmeye başlanmıştır? Kur'an-ı Kerim o da yine Kadir Gecesi. Kadir Gecesi'nde ve yine Mekke'de, çünkü peygamberimiz orada yaşıyordu. Mekke'de Hira mağarasındayken. Ha doğru, evet, Hira mağarasında. Hatırladınız değil mi? Harikasınız. Evet, ikinci sorumuzu da böyle bitirdik sevgili arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorumuza geçiyorum. Günün konusuna bağlı üçüncü sorumuzu soruyorum. Peygamber Efendimizin kabri nerede bulunur? Şimdi dedik Mekke'de doğdu ama vefat ettiği yer Mekke değil. Her iki masada yazdı. Mavi masa zili ilk önce çaldı. Zümra'cığım. Medine'de dedin, Peygamber Efendimizin kabri Medine'de bulunur cevabı size tam 10 puan kazandırdı. Alkışlar sizin için geldi. Peygamber Efendimiz Mekke'de doğmuştur dedi arkadaşlarımız. Kaç yılında dedi? 571'de dedi. Sonra Mekke'den Medine'ye mi gitmiş Peygamberimiz? Evet. Mekke'den Medine'ye gidişine ne denilir? Hicret. Hicret. Peygamber Efendimiz Mekke'de 13 yıl peygamberlik görevini yaptı. Ama Mekke'de Müslüman olmayan Kureyş halkı, müşrikler, Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara bir türlü rahat vermiyorlardı. Hem onları kovuyorlardı. Taşlıyorlardı. Taif'te taşladılar. Mekke'nin içerisinde boykot uyguladılar, alışverişi kestiler, ticareti kestiler, aç bıraktılar. Birçok kötülük yaptılar. Kıraf koydum, oldum sanki. Ve Peygamber Efendimiz arkadaşlarına dedi ki Müslümanlara artık Mekke'den Medine'ye hicret edebilirsiniz. Ve Medine'ye Müslümanlar gidip yerleşmeye başladı. Peygamber Efendimiz de en son Hazreti Ebu Bekir'le beraber kendisi de hicret etti. Hangi yılda hicret etti peygamberliğin? 13. yılıydı. 622 yılında Mekke'den Medine'ye gitti ve artık Peygamber Efendimiz orada yaşadı. Bundan sonra Medine'de yaşamaya devam etti. Mekke'de doğup büyümüştü ama doğup büyüdüğü şehir artık ona dar geldi ve Medine'de Allah ona saadet yurdunu nasip etti. Medine'de de Ensar vardı. Ensar Medineli Müslümanlardı ve bütün muhacirlere, hicret eden Müslümanlara yardım ettiler, evlerini verdiler, mallarından verdiler, yiyeceklerinden verdiler, giyeceklerinden verdiler. Her şeylerini paylaştılar. Yani paylaştılar yani. O zaman şöyle diyebilir miyiz çocuklar? Bir insan vatanını terk edip kendi ülkesinden başka bir ülkeye dinini daha rahat yaşamak için can, mal gibi, hayat gibi güvenliğini korumak için göç etmek, hicret etmek zorunda kalırsa o muhacir olur ve biz onlara kucak açmak zorundayız. Başka ülkelerden gelen insanlara yardımcı olmak zorundayız. Değil mi? Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi Peygamber Efendimizin kabri nerede bulunur sorusundan arkadaşlarımızla beraber hicretten de bahsettik. Çünkü Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra orada vefat etmişti. Onun kabrine de Mescid-i Nebevi dediğimiz mescidin içerisinde Ravza diyoruz. Ravza-i Mutahhara kabrini ziyarete gitmekte çok sevap. Hacılarımız da umreye gidenler de mutlaka ziyaret ediyorlar. Şimdi ilk 3 soruyu geride bıraktık. Merak ediyoruz acaba puan durumumuz nasıl? Günün konusuna bağlı sorularımız da Sarı Masa 20 puanla önde, Mavi Masa da 10 puan aldı. Her iki masamızda alkışlayalım mı? Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Şimdi eğer hazırsanız genel kültür sorusu soracağım. Günün konusuna bağlı sorularımız bitti. Boşluk doldurma sorularını seviyor musunuz? Evet. 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 Hadi geliyor o zaman. Dördüncü sorumuz. Sabır acı ise de meyvesi nokta nokta noktadır. Sabır acıdır ama meyvesi? Çal. Yok, meyvesinin adını sormuyorum. Düşünmeye devam edin. Meyvesinin adını sormuyorum. Meyvesinin adı yazalım. Tekrardan söyleyebilir misin? Acının tersi nedir mesela, oradan düşünün. Sabır acıdır ama meyvesi onun zıttı. Çal. Yazdık. Çal. Mavi masa zili çaldı. Zümra cevap? Tatlı. Hadi cümleyi kuralım. Sabır. Sabır acıdır. Acıdır ama meyvesi tatlıdır. Çok güzel. Mavi masaya alkışlıyoruz. 10 puan. Mavi masaya geldi. Zümra'cığım hiç sabrettin mi? Evet. Nereye sabredersin?
birisi birbirine kırdığı zaman ona karşılık kötü karşılık vermem, onu sabrederim. Yani, birisi seni kırdığında. Evet, ona kötü şey yapmam, hiçbir şey yapmam, sabrederim, beklerim. Susmak ve beklemek senin için sabırdır o zaman. Evet. Zeynep'ciğim, sen hiç sabrettin mi? Neye sabrederiz? Aslında şu an benim tane kardeşim var. Kardeşim hastanede yatıyor bayağı bir gündür. İşte Allah ona şifalar versin. Adı ne kardeşinin? Ahmet Göktürk. Bir tane daha kardeşim var, onun da Yusuf Salih. Ahmet. Hastanede mi yatıyor? Ahmet'e çok selam gönderelim mi? Ahmet'ciğim, sana şifalar diliyoruz. Allah sana iyilikler versin. İşte onun için sabrediyorum. Annem de onunla beraber kalıyor. Evet, hastalıklara da sabretmek gerekiyor dedin Zeynep'ciğim. Ne güzel söyledin. Hastalıklara sabredeceğiz ve sonunda tatlı bir meyveyi yer gibi şifaya kavuştuğunu da göreceğiz hep beraber. Tuğanacığım, mesela, sabır deyince aklına ne geliyor? Ne zaman sabrettin mesela? Mesela bir yakınımız hastalandığında ona sabredebiliriz iyileşmesi için. Evet, hastalıklara sabır. İyileşirken onun iyileşme sürecini bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Sabrın içinde umut da var, değil mi? Eymen'cim, mesela Ramazan aylarında hiç sabrediyor muyuz? Yani orucumuzu açarken ezanın okunmasına sabrediyoruz. Evet, ve bütün gün oruç tutarken de sabrediyoruz. Evet. Ramazan ayını geride bıraktık ve Eymen'cim, sen de eğer oruç tuttuysan orucun sabır işi olduğunu fark ettin, değil mi? Evet, fark ettim. Eymen, bir de öfkelendiğin zaman öfkeni tutmak? Yani birisi beni öfkelendirmeye çalıştığında ben öfkemi tutuyorum. Bu da sabır gerektiriyor, değil mi? Evet, öfkemizi tutmak. Evet, öfkeyi tutmak yani bayağı güçlü olmayı gerektiriyor. Peygamberimiz de öyle demiş. Asıl pehlivan güreşte birisini yenen değil, öfkesini tutan, öfkesini yenen. Sabırlı olan. Sabırlı olmak gerekiyor o zaman bunun içinde. Evet, teşekkür ediyorum size katkılarınız için. Şimdi 5. sorumuz geliyor. Bilmece. Bir bilmece. Bilmeceyi çok seven izleyicilerimiz, arkadaşlarımız var. Bakın, bugünün bilmecesini soruyorum. Yürür yürür iz etmez, hızlı gitse toz etmez. Acaba nedir? Her iki masa da yazdı. Hadi bir çevirelim. Mavi masa ilk önce zili çaldı. Söz hakkı gölge. Gölge. Sarı masa da gölge dedi. Puan mavi masaya, alkışlar her iki masaya. Gölge. Gölge oyunu hiç oynadınız mı? Gölge oyunu. Evet. Oynadınız mı? Biz okulda Hacivat ve Karagöz'le bir prova yaptık. Çok eğlenceli oldu. Hacivat ve Karagöz gölge oyunu mudur? Evet. Nasıl oynanır? Dikkat ettin mi? Baktın mı? Yani nasıl hazırlanıyor? Mesela şurada hemen oynatabilir miyim? Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Böyle gölge olur. Bir perdenin olması lazım. Arkasından yani karakterleri tutmamız Işık lazım. Işık ve gölge oluşturmalı. Farklı sesler oluşturmalıyız karakterler için. Gölge oyunu, Hacivat ve Karagöz bizim geleneksel oyunlarımızdan bir tanesidir. Özellikle Ramazan akşamlarında insanlar, böyle çocuklar, hatta büyükler bile onları izleyerek hem öğrenmişler hem eğlenmişler. Çünkü mesajlar içeren konuşmalar yapar iki karakter birbiriyle, değil mi? Hacivat ve Karagöz. Kitaplarda da oluyor bazen, böyle ders kitaplarında falan. Evet. O zaman gölge oyunu deyince ben şimdi merak ettim. Eymen, en sevdiğin oyun ne? Ne yapıyorsun? Hangi oyunları oynarsın? Ama bana böyle gerçek oyunlardan bahset, bilgisayar oyunlarından değil. Yani böyle ablamla zeka oyunlarını oynamayı seviyorum. Bizim zamanımızda zeka oyunu diye kabul edilen oyunlardan kendi kendimize çizerek yaptığımız, dokuz taş dediğimiz, taş. Bazılarının da cüz dediği bir oyun vardı. Şimdi siz hazır kutularını alıyorsunuz, evet, değil mi? Zeka oyunlarını seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Heyecanlı oluyor mu? Oluyor. Değil mi? Kazanmak var. Pratik bir zekayla karşı tarafı, rakibini yenmek için uğraşıyorsun. Evet, sürekli çözümler. Evet, zeka, kafa yoruyoruz. Kafa yoruyorsun ve zihnimiz aktif oluyor. Tuana, senin en sevdiğin oyunlar, yani zeka oyunları dışında başka zeka şeyler yapıyorsun. Zeka oyunları dışında böyle saklambaç, oyun, yani dışarı çıkmak, parka gitmek, yani bisiklet parka sürmek. Parka gitmek, bisiklet sürmek ve oyun oynamayı seviyorsun. Zaten çocukların oyun oynayarak mutlaka gelişmesi, büyümesi gerekiyor. Sokakta, toprakla da vakit geçirmek gerekiyor. Zümra'cığım, sen de oyun oynamayı seviyor musun? Evet, çok seviyorum. En sevdiğin oyun? Körebeyi seviyorum. Körebe seviyorsun, evet. Hocam, ondan sonra ben dedektif oyunu var bizim evde. Onu çok seviyorum. Hep kardeşlerimi yeniyorum.
Hocam bir kardeşlerinle oyun oynamayı da çok seviyorsun. Hocam. Evet. Zeynep'ciğim, peki sen hangi oyunları oynamayı seviyorsun? Bebeklerimi giydirmeyi çok seviyorum. Bebeklerimle oynamayı. Sen kardeşlerimle oynamayı da seviyorum aslında. Bunlarla bazen el sıkılıyorum. Sen kardeşlerinle, bazen oyuncaklarınla ve bebeklerinle oynuyorsun. Ve vaktimizi dolu dolu geçiriyoruz. Sevdiklerimizle paylaşarak geçiriyoruz. Evet sevgili izleyiciler, değerli arkadaşlar. Bir dinle konuyu, bil soruyu yarışma programının daha sonuna geldik. Ve şimdi puan durumunu merak ediyoruz. Mavi Masa ve Sarı Masa bugün bizimle yarıştı. Mavi Masa 30 puanla günün finalisti oldu. Alkışlıyoruz arkadaşlarımızı. Sarı Masa da 20 puan aldı. Her iki masamız da çok güzel yarıştığı için bütün alkışlar iki masamıza da gelsin. Ve şimdi ben arkadaşlarımıza hediyelerini takdim etmek istiyorum. Zümra'cığım. Teşekkür ederim. Zeynep'ciğim buyursunlar. Suana ve Eymen. Tabii istiyordum Zeynep ablacığım. Ekranları başında bizimle birlikte yarışan, bizi izleyen sevgili arkadaşlar. Bugün yarışma programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıkla, esenlikle kalın. Hoşça kalın. Anlatılsın konular.